Serbest 8'den herkese selamlar. Maç ertesinin bu bölümünde Norşeland-Fenerbahçe maçını konuşacağız. 6-1 kaybetti Fenerbahçe. Çok yıkıcı bir skor. E, sadece skor olarak da değil bazen futbolda böyle skorlar olabiliyor. Hiç beklenmedik bir anda. işte e, taraflardan bir tanesi inanılmaz bir momentum yakalıyor. Mesela 20 dakika 30 dakika içerisinde ve skor çok enteresan noktalara gidebiliyor ama e, burada hakikaten maalesef oyun olarak da çok yıkıcı bir oyun farkı vardı Norşeland ve Fenerbahçe karşısında. Yani oyun olarak da Fenerbahçe skor olarak da ciddi yıkıcı bir sonuç aldığını düşünüyorum. Tabii ki eksiklikler önemli ama e, bu tip rakiplere karşı artık farklı çözümlerin de getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, İsmail Kartal'ı ilk kez farklı denemeler yapmak zorunda gördük bu arada. Yani farklı denemeler yaparken de bunu zorunda kalmış bir şekilde gördük. Çünkü elinde stoper yoktu. Ana mevkisi olan stoper kalmamıştı. Oradan bir devşirme yapması gerekecekti. O devşirme yaptığı yerden orta sahadan bir adam eksildiği için orta sahada bir devşirme yapmak gerekecekti. Buralardaki tercihlerini merak ediyordum ve bu tercihlerle birlikte oyuna farklı bir dokunuş yapacak mı onu da merak ediyordum. Ama maalesef sonuç yine negatif geldi. E, hakikaten önemli eksikliklerden sonra İsmail Kartal'ın e, çok Fenerbahçe yardımcı olduğunu söyleyemeyiz. Bu maçta onlardan bir tanesiydi. Hem bu konuda hem de e, bireysel performanslar konusunda tabii ki söyleyeceklerimiz var. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Serbest 8 e abone ise abone olmayı, videoda beğendiysek beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdi Fenerbahçe iki maçtır kaybediyor konferans liginde gruplarda. Tabii ki 3'te 3 yapmış ve 9 puan almıştı. Böyle bir kredisi var ama e, maçı önemli bir maçtı. Eksiklere rağmen önemli bir maçtı. Fenerbahçe en azından kaybetmemesi gerekiyordu. Çünkü grupla liderliği riske girdi şu anda. E, Norşalat'a karşı kaybetmeseydi grup liderliği için çok büyük avantaj elde edecekti Fenerbahçe. Grup liderliği de şöyle önemli. Mesela çok basit bir soru. Norşan karşısında yenilmemek mi? En azından beraber kalmak mı? Ee, bir sonraki turu oynayıp iki maçlı eliminasyon sistemiyle yeni bir takımla eşleşip iki turlu bir eş eşleşmeye girmek mi? Tabii ki tek maç ve zaten çıkacağım bir maç. Norşan deplasmanı zaten gidiyorsun yani. O soğukta oynayacaksın. Ee, ve fixture eklenmiş ya yani. o yorgunluk da olacak. Orada odaklanıp doğru her hem oyuncuların hem de teknik adamın odaklanıp oradan bir şekilde yenilmeden çıkması Fenerbahçe için çok büyük avantajı olacaktı. Hem lider çıkması için hem de bir turu es geçmişti. Play turu es geçip ta Mart ayına kadar kendisini atması için Fenerbahçe'nin çok elverişli bir maçtı. Hala bu şansı var. ya yani son maçlara göre e, Spartak karşı kazanacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Diğer maçın skoruna göre yine lider, lider, lider çıkabilir. Ama böyle daha büyük avantaj olacaktı. Ya bunun geçtiğim gerçekten oyuncu tercihleri, oynanan oyun e, çok kötüydü ve skor olarak da özgüven açısından hem teknik adam hem de futbolcu grubu açısından özgüven açısından da e, tat karışırıcı bir muhabbet geldiğini düşünüyorum. E, şimdi oyuncu tercihlerine gelelim. Ben Avaç'e bir stoper ihtiyaç duydu ki burada bir kadro planlamasına dair de bence e, çok ciddi bir hata var. Tamam şimdi 4-2-3-1 oynuyor. 4-3-3 oynuyor diyelim. Hani hoca da bunu sezon başında söyledi. 4-3-3, 4-2-3-1. Genellikle buralarda e, bu formasyonların üzerinde çalışıyorum diye. E, yani tek santafor oluyor. Fenerbahçe'nin oyun, oyununda. O tek santafor için Batuşağı yazılmış. Ceko yazılmış. Stoper bölgesinde iki tane oyuncuya ihtiyacım var. Çift stoper oynuyorsun. İki tane stopere ihtiyacım var her maçta. Bu rotasyonda üç oyuncu yazıyorsun. Santafor bölgesinde üç oyuncu yazıyorsun. Yani Ceko, Batshuayi, Umut Nehir, Ciku, Bekao ve sakatlık problemi de olabilen her sezon mutlaka bir sakatlık durumu yaşayan Serdar Aziz. Yani ben Serdar Aziz'in kesintisiz bir sezon oynadığını hatırlamıyorum. Üçüncü stoper olarak da Serdar Aziz yazılıyor. Üç tane stoper yazılıyor sadece. Ve şu dönemde de çok ciddi sıkıntılar yaşıyor Fenerbahçe stoper yazmak konusunda. Yani maçları stoperle çıkmak konusunda, orijin bir stoperle çıkmak konusunda son maçlarda ciddi problemler yaşadı e, bu en başta burada kadro verilirken ciddi bir hata yapıldı. E, şimdi bu maçta da genç Yusuf ve gençlik bir çocuğun yanında e, devşirme stoper oynatmak zorunda kaldı İsmail Kartal. Şimdi elinde iki tane altı numara opsiyonu var. Çünkü Osavo bu kez çekemedi. Bekte yazmak zorunda kaldı. E, e, burada orada genç bir oyuncu oynatabilir. Sol bekte genç bir oyuncu oynatabiliriz. Osavo stopere çekebilirdi. Bu da bir seçenekti ama. Eğer Osavo sol bekte oynayacaksa 6 numaralardan bir tanesi stopere çekebilirsiniz. Ki idealdi bu arada altı numaraların aynı zamanda stoperde oynayabiliyor olması lazım. Yani altı numaraların biraz pozisyon bilgisi gelişmişse aynı zamanda stoperde oynayabilmesi e, doğal bir sonuçtur. Yani dünyanın her yerinde böyledir. En iyi altı numaralar kesin... E, numaralar kesin oynar da en iyi altı numaralardan bahsediyorum. Rodri'lerden falan. Rodri, Fabinho işte bir zamanlar. E, stoper de yazsan, altı numaraya yazsan çok yakın oyunlar oynarlar bu oyuncular. E, en iyi seviyede olmasa da standart altı numaralarda stoper oynayabilir aslında. Ama... Fenerbahçe'de bir 6 numara var İsmail. İsmail aslında savunmacı bir 8 numara. Fenerbahçe'nin oyununda 6 numara oynayabiliyor ama asıl orijin mevkisi bir 8 numara. Milli takımda olduğu gibi savunmacı işin tempo kısmını yapan, top kazanan kısmını yapan, kazandığı toplarla önünde boşluk bulursa driplinkle çıkan, tekrar rakip top kaptığında presle reaksiyon veren, çok iyi bir savunmacı 8 numara. Potansiyelli, hala potansiyelli bir 8 numara. İsmail. Milli takımda bence en doğru rolünü milli takımda oynuyor. Fenerbahçe'de 6 numara pozisyonunda oynuyor gibi gözüküyor aslında. yine savunmacı 8 de diyebiliriz. 4-2-3-1 de Fenerbahçe. 4-3-3 gibi de sağda görebiliyoruz. Fred Şimanski'yi 8 gibi de görüyorduk. Arkalarını İsmail süpürüyordu. Fenerbahçe 19'da 19 yaptığı dönemde. E şimdi orada da klasik 6 numara gibi oynamıyordu İsmail. Zaten Fenerbahçe çok fazla önde bastığı için, Fenerbahçe oyunu çok fazla önde oynadığı için seken topları toplayan, çok ve yine 6 numara olmasına rağmen rakip ceza sahasına yakın oynayan bir isim görüyorduk. Orada da aslında savunmacı 8 numara temposunda bir 6 numara oyunu vardı ama işte klasik 6 numara, numaralar gibi savunmasın, savunmalarına, işte Avrağa gibi diyeyim yakın tarihten örnek. İşte top rakibe geçince stoperler arasına gireyim. Orada fiziksel varlık hissettiğim uzun boyumda. Ee, işte i̇şte topu alayım uzun topla çıkayım falan öyle bir klasik 6 numara değil. Orada da tempo'lu bir 6 numara oyunu vardı. Ama daha çok koşarak savunma yapan bir oyuncu İsmail. Ee, İsmail yüksek pozisyon bilgisiyle değil, koşarak enerjiyle, tempo ile savunma yapan bir oyuncu. Hırvatistan e, başına inanılmaz bir ikili mücadeleye girme sayısı vardı. Bu da aslında stilini gösterir. Ee, pozisyon alan bir 6 numara değil, topa giden, topu rakibin ayağından almaya çalışan sürekli bir 6 numara ya da savunmacı 8 numara modeli olduğunu gösterir. Şimdi bu tip bir 8 numaraya yerine koşarak savunma so yapan bir 6 numarayı yerine ben başın daha pozisyon oynamaya çalışan daha fiziğini kullanmaya çalışan top rakip arasında daha çok girmeye seven bir 6 numara olan Crespo'yu stopere çekmesi çok daha mantıklıydı bence. Çünkü hem Crespo İspanyol'a e göre pozisyon bilgisi bence bir tık daha iyi. Yani çok iyi sayılmaz ama İspanyol'a e göre pozisyon alma becerileri vesaire daha iyi. Çünkü altyapısı da farklı sonuçta. Hem de İspanya'nın performansı düştü stoper bölgesinde kayboldu. Her golde İspanya arıyorduk. Yani kadrajda İsmail yok. Yusuf tek başına stoperlik yaptığı büyük oyunun büyük bölümünde. Çünkü İsmail stoperde de koşarak savunma yapmaya çalışıyor. Top neredeyse oraya gitmeye çalışıyor. E bir ara pas veriyorlar. Kadrajda yoksun. Yani stoperi terk etmek, savunmacı 8 numar rolünü terk etmeye benzemez. Kademen yok artık. Kaleci var senin arkanda. Bitti yani. Deniz bitti. Oysa ki Crespo oraya yazılmış olsaydı stoper bölgesine. Hem İsmail'in enerjisini Orta sahada kazanmış olacaktın tekrardan. İspanya enerjisini oradan almamış olacaktın. Rakibi karşılama ihtimali daha yüksek olacaktı. Hem de daha ideal, 6 numaradan devşirmek için daha ideal bir tercih yapmış olacaktı Fenerbahçe. Ye. Hem orta sahadaki tempo adamından kaybetmemiş olacaktı. Hem de daha ideal bir stoper kazanmış olurdu bence. İsmail Hoca böyle bir tercih yaptı. İsmail stoperde ki bu bu arada bu hatayı Trabzonspor maçında da yaptı İsmail Hoca. Ee, İsmail Kartal. Sarı kart olmasına rağmen İsmail stopere çekti. İsmail stopere çekme kararını aldı ve kısa zamanda zaten ikinci kar sarı kart görüp kırmızı kart gördü. Orada çok ciddi bir hata yaptı. Ve yine İsmail stoper tercihi yine çok ciddi bir hataydı. Ee, bir de İsmail'i aldın orta sahadan, merkez orta sahada İsmail'i almışsın. Orada Crespo var. İsmail kadar büyük bir alanı savunacak bir adam değil Crespo. İsmail daha büyük bir alanı temposuyla savunan bir adam. Onun yerine Crespo var. Şimanski orta sahada ama Şimanski şöyle orta sahaya çok iyi yardımcı olan temp asıl modern bir o numara Şimanski. Evet iç 800 numara da oynayabilir ama bunu gerektiği zaman yapan bonus olarak yapan bir oyuncu işin savunma kısmını. Burada e, baya yani 6-8 gibi kaldı Şimanski. Tabii ki maçına göre oynayabilir ama İsmail'in olmadığı İsmail ile birlikte biraz daha kaldırabilir. İsmail'in olmadığı bir orta sahada Crespo'nun yanındaki Şimanski. Şimanski'yi de biraz zora sokmak demek. 6-8 rolü gibi bir rolde. Üstüne üstlük bir de Tariş tercihi var merkez orta sahada. Yani burada birçok oyuncu acaba merkez oynar mı diye tartıştık. Benim Ferdi önerim vardı. Ferdi sakat bugün de hani geçmişten bahsediyorum. Ferdi önerim zaten yıllarca var. Ama son dönemde sol bekleki performans çok değerli ve orada da lazım zaten. Orada da her zaman söylediğim gibi her zaman merkez zaten artı bir opsiyonu oluşturuyor. Oradaki desteği de var. Orta saha gibi de oynuyor. E şu an eldekilerden en, en mantıklısı İrfan Can Kahveci merkeze çekmek anlamında. Çünkü, çünkü, hem topu sakinleştirebiliyor hem bu sezon temposu kesinlikle arttı. Top kazanan bir oyuncuya dönüştü. Top, topla giden dribbling üstüne kilit bas dribbling üstüne şut atan bir oyuncuya dönüştü. Yani daha dirençli bu sezon. Yani İrfan Can orta saha olabilir diyorduk. Bu maçta da olabilirdi bu arada. Yani hiç adını almadığım bir isim vardı. Nadir isimlerden bir tanesi Tadiş'ti benim şahsen. Çünkü Tadiş'in bu temposuyla merkez merkeze çekmek çok zor. Şöyle olur en fazla. iki tane tempola 8 numaranın önünde e, ikinci forvet gibi oynatırsın. Jacko'nun arkasında dolaşan ikinci forvet gibi oynatırsın. Ama bu maçtaki rolü bayağı merkez rolü gibiydi. Yani Freddy'nin rolü Şimanski'ye kaydırılmıştı. Şimanski rolü de Tadiş'e verilmişti. Ama aslında Fenerbahçe'nin oyununda ...bu bölgedeki, bölgedeki isimlerin hepsinin... ...bir, bir, bir nemze tempo olması lazım... işte o tempo yok... Ee, ...ki istatistikleri ortada... ...yok yani sahada... ...kayboldu gitti ki... her ...şu da bir gerçek... ...Ceko, Tadiş gibi oyuncular... ...hem yaşı sebebiyle hem de stili sebebiyle... ...oyun oyuncuları... ...oyunun yıldızları... ...bir oyunun vardır güçlü bir oyunun... ...topu önde kazanıyorsundur... ...ya da topu önde kazanmasan da... ...böyle işliye işliye böyle hücum setin vardır... ...örgü öre öre rakip... E, ...kale etrafını sararsın çok adamla... Tadiç, Ceko, zeki dokunuşlarla sana katkı sağlar. Böyle bir oyunun yokken üstelik e, tempo orta sağ rolü verirsen e daha da kaybolur, kayboldu. Yani Tadiç'e yine direktif verirken gördük. Şuraya at bunu, hayat offside çizgisinden çıkan diye. Hani yardımcı gerçekten hani saha içerisindeki yardımcı antrenör gibiydi. Yani futbolculuk yapamadı. Çünkü o bölge çok zor Tadiç için. O rol çok zor daha doğrusu. Ama asıl mesele de şu. Oyuncu tercihlerinde çok ciddi hata yaptı İsmail Kartal. Bence oyun tercihinde de ciddi hata yaptı. Şimdi teknik direktörlük gerçekten böyle zamanlarda kendisini gösterir. Öbür türlü iyi bir çalıştırıcı oluyorsun. Trainer oluyorsun yani. Bütün mevcut e, ideal oyuncuların elindeyken onlarla kafana uygun bir oyun formatı e, yakalarsın. Hatta kafandaki oyun formatına göre oyuncu alırsın. Fred falan böyle geldi zaten. Şimanski Fred. Hocanın da istediği oyun tarzı. Tempo, hıza sahasına koşular, dribbling. E, tam hocanın seveceği tip. E, bu oyuncular varken çok da iyi gitti Fenerbahçe. Kalkını teslim ettik. Hala teslim ediyoruz. Fenerbahçe için aslında puan olarak ne Avrupa Ligi'nde lig, ne ligde kaybedilmiş bir şey yok. Bizim sadece geleceğe dair e, biraz yorum uyarı şeklinde kendimizce daha e, nacizane öneriler bunlar aslında. E, çünkü görünen köyde kılavuz istemez. Yani bu oyuncular yokken çok e, sağlıklı e, yapılar çıkmadı oyun anlamında. İsmail Kartal'ın işte onlar yokken, Fred yokken, Stopper'ler yokken biraz da teknik direktörlük dokunuşu böyle durumlarda geçerli olur. Oyunu değiştirirsin, oyun tarzını değiştirirsin. Adana Demirspor maçında mesela Nispeten yaptı hoca. Orada da hakkını verdim. Oyun değişir, oyuncunun yerleri değişir. Bir şekilde ekmeğini taştan çıkartmaya çalışırsın. Mesela Norşenant'a karşı. Norşenant'ın oyun stili belliydi. Yabancı bir takım da değil. Yani tanıdığım bir takım. Oynadım daha önce Norşenant'la tempolu önde basan, topla çıkmaya çalışan, çok adamla hücuma eden, ceza sahasına giren 8 numaralı olan tempolu dinamik bir takım. Şimdi eksik kadro, Tadiç merkezde Tadiç. Stoper'in devşirme ki İsmail bu. Yani orada boşluk oluşturacak bir oyuncu. Diğer stoper'in genç, Yusuf. orta sağın temposuz halil hatların kopmuş ve hala pres yapmaya çalıştığı Norşelant'a. Yani dinamik, topla çok rahat çıkan, uzun toplara gidecek hızlı oyuncular olan Norşelant'a karşı bir de savunma yönünü çıkartmaya çalıştın. Orta sağ kompaktlığı yokken, sağlıklı bir pres yapamıyorken, oyunu da değiştirmeden. Fenerbahçe 19-19 yaptı, oyunu oynamaya çalıştı e, bu oyuncu tercihleriyle. Ama olmadı. Yani Futbol öyle ya, futbolda gerçekten bazen de bile bile lades sorun var. E, hem o, İsmail Hoca'nın oyuncu tercihleri hem de oyun tercihi çok bile bile lades olduğunu şunlar gibi bir takıma karşı. Ki hele bu yine hedef maçına yakın başladı, bunu tekrarlayayım. Yani İsmail Hoca bu, bu maçı tamamen yok saymış olsa, bayağı bir genç oyuncu görsek sahada. Yani çıkın çocuklar bir kendinizi gösterin demiş olsa. E, yani derdim ki aslında bu hedef maçı olabilirdi. Bu kadar heba edilmesi miydi acaba derdik en fazla. Ama şu an Hoca da hedef maçı gibi oynadı aslında. Çünkü olabildiğince oyuncularını oynatmaya da çalıştı, hamle de yapmaya çalıştı. Ama hem hamlelerde hem de 11 tercihinde oyun tercihinde çok ciddi zafiyet yaşattığını düşünüyorum. Mesela şöyle olmalıydı bence. Norçland'a karşı Fenerbahçe'nin birinci kuralı alan vermemekti. Dar alana sıkıştırmaktı rakip oyuncularını. Yani dar alana sıkıştırıp e, anca bireysel beceriyle iş çözmelerini sağlaması gerekirdi e, Fenerbahçe'nin. Yani siz bireysel beceriyle Adam eksiltiriz 2-3 adama geçersiniz. İşte Oğuz geçersiniz. Oradaki kademedeki sol stopere geçersiniz. Vesaire vesaire. Kademeleri geçerse öyle pozisyon bulursunuz gibi. Sıkışık alanda dar bir savunma yapması lazımdı Fenerbahçe'nin Norçland'a karşı bu eksiklerle. Mesela e, gerçekten eksik takımlar için üçlü formasyon çok ideal oluyor. Çünkü zaten devşirme oyuncular, devşirme stoperler oynatıyorsunuz. Oksar Volo stoper, Yusuf Merkez stoper, Crespo gibi oyuncu sağ stoper yapıp, işte Kent, Osay gibi oyuncuları kanat bek, rakip top rakibe geçince beşli, kanat bekleri gibi geriye geleceği bir formasyonda. E, İspanyol'un, Şimanski'nin, Temple oyuncuların daha çok orta sahada kaldı. 3-5-2'li düzen düşünebilirdi İsmail Kartal. Daha alanı sıkıştırabilirdi. Topu verebilirdi. Orta sahanın biraz gerisini çekebilirdi savunma çizgisini kompakt bir şekilde. E, çünkü nonşalant pozisyon veren bir takım. Fenerbahçe yine pozisyon bulurdu ki yine buldu. Goller de buldu. E, yani bir gol buldu. Bir de e, offside de iptal edilen bir gol daha buldu başlığa ile. E, pozisyonları da var. İptal edilen bir gol daha var. Ya e, orada koluna değil de kafayla da uzanabilirdi. E, Şimanski. Yani o yüzden Pozisyon da yakalabileceğim bir rakibe karşı öncelikle alan vermemeye odaklı olması lazımdı İsmail Hoca'nın. Ama oyunu da hiç değiştirmedi yani çok ezber. Her şey çok ezber gitmeye devam etti. Oyuncu değişiklikleri dahil. Ee, ben gerçekten Batu Şahit kalktan da Fenerbahçeli arkadaşlarımı ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Size de sorayım. Yorumları bırakırsanız sevinirim. Yani Batu Şah gerçekten, gerçekten çabalayan nadir oyunculardan bir tanesiydi sahada her şeye rağmen. Çünkü oyun tamamen koptu biraz bireysel çarpışmaya döndü iş. Batu da çarpışmasını yapıyordu. Golünü attı, gollerini attı. Ee, sürekli arayış içerisindeydi ve Dreed'i de sahada. Ya Batu Şah'ı 60. dakikaların başındayken kalkması gerçekten... E, yani bir teknik adam olarak ya maçı izlemiyor olman lazım. Gerçekten maçı izlemiyor olman lazım. Ya da o kadar yani kopmuş sunur ki maçtan. Kafandaki ezber değişiklik neyse. Onu uygulaman lazım. Muhtemelen ikincisi yani tabii ki. Ya oyundan tamam hoca koptu ve e, umudu kırıldığı için maçtan. Batshuayi Ceko çok otomatik bir değişik, otomatik pilot değişikliği yani o Batshuayi Ceko değişikliği. E, ki Batshuayi çok eleştirdiğimiz zamanlar da oldu. Umursamadığı maç işte Kasımpaşa maçı mıydı? Sonradan girdi garip garip hareketler falan. O zaman eleştirdik ama burada da bu kadar iyi performans verirken otomatikman oyundan çıkması oyuncu da bayağı düşürecek bir şey. Hakikaten iyi performansı vardı. Mesela normalde diye maçı bile izleme maçı izlemen lazım diyorum ya maçı bile izlemesen bir tane istatistik sitesine girsen maçı e, anlık gösteren Basın anda oyuncuların reytingine baksan yaptığı işte olumlu işte olumsuz işlere göre rating veriyor bazı siteler. En yüksek Batshuayi'dir yani. Ki öyleydi de çıkana kadar en yüksek rating falan Batshuayi'ydi. Batshuayi oynanılıyordu. Eee orada da İsmail Hoca'nın gerçekten şalterini kapattığını gösteren bir e, anekdottu. Böyle yani çok kötü tercih. Kötü bir skor. Baya kötü bir skor. Kötü bir oyun. Umarız buradan ders çıkartılır. Dediğim gibi puan olarak aslında Fenerbahçe'nin kaybeti hiçbir şey yok. Hatta avantaj bile kaybetmedi neredeyse. Hala konferansı giden lider çıkma ihtimali var. Kendi maçını kazanırsa. Ligde de zaten e, hala şansları eşit. Puan olarak bir şey kaybedilmiş değil. Hani böyle kararlar bağlanmasına gerek yok ama alt gözü de takmamak lazım bence. Böyle anlarda da. Biraz biraz da gerçekçi düşünmek lazım. Yani bu, bu tip anlarda kriz anlarında bir yönetme sorunu da oldu. Artık Fenerbahçe devre arasında bir şekilde gemiyi yanaştırıp orada ya bu oyuna uygun alternatifler alınacak. Orta sağ başta olmak üzere stoperler başta olmak üzere. Ya da İsmail Hoca biraz değiştirmeye çalışacak oyununu ve oyuncu rollerini. Böyle benim maça dair notlarım. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim. O zaman hoşçakalın.